Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki TOG diye bir araba üreteceğiz. Elektrikli olacak. İşte 2 sene sonra faaliyete geçecek. İlk 100 arabanın siparişini ben verdim. Başka kimse de sipariş vermeyecek. Sayın Cumhurbaşkanım niye? Senin ne özelliğin var da ilk 100 arabayı sen alacaksın? Başkaları da sıraya girip almak istiyorlar. Bu gerçekleşmeyecek bir senede de kimse yarın bağırmasın diye söylüyor bunu. Kendisine ne olacak? 2 ay geciktiyse biz bunu idare ederiz diyecek. Samimi değiller. Gerçekleştiremezler. Bu konu gündeme geldiği zaman ben bundan 7 sene önce Hacettepe Üniversitesi'ndeki 3 tane mühendisin bir araya gelerek bir elektrikli arabanın dizaynını yaptıklarını ve üretime geçirdiklerini fabrika kuramadılar. Ama bunun prototipini yaptıklarını biliyordum. Bundan dolayı da bir basın toplantısında Cumhurbaşkanlar seslenmiştim. Yahu siz böyle bir arabayı imal etmek istiyorsunuz da bu arabayı 7 sene önce dizayn eden, prototipini üreten mühendislere telefon açıp bir teşekkür ettiniz mi? Ne teşekkür etmesi ya? Adamların bu projeyi ilerletmesine engel olacak adımları attılar. Bundan sonra çalışmayacaksınız dedirttiler üniversitenin rektörüne. Şu rektöre bak. Adam tasarrufa gidiyoruz onun için ben bu konuda para harcattırmam diyor. Nereye harcayacaksın bu parayı? Altına biraz daha lüks bir araba çekmek için. Allah'tan korkun ya. Onun üzerine yaptıkları arabayı nasıl ürettiklerini, hazırladıkları broşürleri, bunların hepsini anlatan bir takım bilgiyi bana getirdiler. Ve biz bu arabanın şimdilik küçücük bir parçayı temin edemedikleri için aküsü hariç, elektrik üretim kısmı hariç bütün arabanın dizaynı dahil kendilerinin yaptığını söylediler. Ama 7 yıl içinde kimse arayıp teşekkür etmediği gibi halini hatırını bile sormamış. Ama bir rektör değişikliğinde bunların yaptığı çalışmanın önü kesilmiş. Şu işe bak ya. Adam milyonlarca lirayı İtalyanlara ödedi. Ne için? Bu arabanın projesi yapılsın diye. E bunlar bedavadan yapmış. Ve bu araba 350 kilometre hız yapabiliyor. Türkiye böyle yönetilmez. Türkiye'de problemler böyle çözülmez. Tank fabrikası ne oldu? Kimse bilmiyor. Ne oldu ya tank? Sadece bir motor eksikliğinden dolayı biz tankı ihraç edememiştik. Bu kadar zaman içindeyse 7 tane, 8 tane uçağın prototip motorunu imal ettin Eskişehir'de. Bir tankın motorunu niye gerçekleştiremediniz ya? Allah'tan korkun be. Bu Türkiye için, iktidar için utanç vesilesidir. Böyle bir mantıkla siz Türkiye'yi kalkındıramazsınız. Beceremezsiniz. Onun için Saadet Partisi'ne ihtiyaç var. Hem cesaret, hem bilgi, hem de tecrübe olacak. Bu bizde var. Biz sadece kendimiz, bizimle beraber çalışan insanlar için değil, biz Türkiye'nin bütün potansiyelini ayağa kaldıracak, tatbikata geçirecek bir anlayışa sahibiz. Bunu biz yaparız, siz yapamazsınız. Amerika'dan, Yunanistan'dan, bilmem İtalya'dan, İspanya'dan tecrübelerini para karşılığında onların alırsınız. Ama siz bu memleketin içinde fikir üreten insanlara değer vermezsiniz. Bakın burada da şunu görmek mecburiyetindeyiz. İnsansız hava aracı desteklendi. Birdenbire muazzam bir potansiyel ortaya çıktı. Muazzam. Ama o destek verildiği tarihe kadar,
Yani ben gönüllerini kırmak için söylemiyorum. Damat oldu tabii Selçuk Bey. Allah mübarek etsin. Ama kendisine bu değer verildikten, bu destek verildikten sonra bir patlama meydana geldi. 10 sene önce o desteği vermiş olsalardı bugün bambaşka bir noktadaydık biz. Oraya verildi, diğerleri ne oldu? Eskişehir'de üretilen uçak motorları ne oluyor şimdi? Biz bir savaş uçağının TUSAŞ olarak prototipini yaptılar. Modelini de geliştirdiler. Hangi safhada? Gizli efendim, size veremeyiz. Ya sen bunu benden gizlemeyi değil, Amerika'dan, Avrupa'dan, gelişmiş ülkelerden gizlemeye bak. Ben onu bilsem ne olacak, bilmesem ne olacak? Bilirsem moralim yükselir. Ama ben burada bir casusluk, teknoloji casusluğu yapmam, yapamam. Ama bizim kapılarımız Amerikalılara açık, İngilizlere, Fransızlara açık ama bize kapalı. Bilgi bile yok. Ne yaptığımızı kimse bilmiyor. Sır. Sır dedikleri hiçbir şey yapmadıklarının delilidir aslında. Bunlar Türkiye'yi bu mantıkla kalkındıramazlar. Onun için Saadet Partisi'ne ihtiyaç var. Onun için biz üretimi yapacağız. Ama bizim burada kıstaslarımız var. Neye ihtiyacımız varsa, neyi dışarıdan ithal ediyorsak, o sahada yatırım yaptırmaya, yapmaya kararlıyız. Ve biz bu yatırımların ucuza mal olabilmesi için de gerekli tedbirleri mutlaka alacak, faizsiz bir sistemle bu yatırımların desteklenmesini hayata geçireceğiz. Ben laf olsun diye söylemiyorum. Ta 1974 yılında biz Ecevit'le ortaklık kurduğumuz zaman DESİAP diye bir banka kurulmuştu. Faizsiz çalışıyordu. Kar ortaklığı prensibine göre kredi veriyordu. Ortak oluyordu şirketlere. Biz iktidardan ayrıldık. Onu da normal bir banka haline getirdiler. Yapamazlar. Yaptırmazlar bunlara. Çünkü bunlar dışarının etkisi altındadır. Talimatı buradan değil. Maalesef üzülerek söylüyorum, dışarıdan alırlar. Siz Orta Doğu'daki Türkiye gibi bir ülkenin cumhurbaşkanı 20 senedir İslam Birliği'ne ağzına alamıyor. Hodri meydan söylüyorum. Niye Irak'a müdahale edildi, bize bir zararı mı vardı? Niye Suriye'ye müdahale edildi, bize hangi zararı vardı ya? Beraberce neredeyse haftada bir araya gelip tatile gidiyordunuz. Beraber bakanlar kurulunu topladınız. Ne oldu da birdenbire kavgalı hale geldiniz? Dış güçlerin talimatıyla maalesef.